Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi sizinle bir şey deneyeceğiz. Bu videoyu hazırlama amacım test amaçlı. Dersimiz bildiğiniz gibi derslerimiz artık koronadan dolayı bu şekilde okey üzerinden gidecek inşallah. Ancak ben okeyde sadece ders notlarını paylaşmakla kalmayıp yapabilirsem eğer ara ara veya her hafta kesin konuşamıyorum bu konuda çünkü ara ara ya da her hafta belli başlı konuların videolarını çekip koymayı düşünüyorum YouTube'a. Bir tane YouTube kanalı oluşturdum bunun için. YouTube kanalında inşallah notlarınızı pardon, dersinizde o hafta gördüğünüz konuyla ilgili materyalleri aynı zamanda YouTube kanalında da bu şekilde anlatılarak temin edebileceksiniz. Ben şimdi mesela bugün deneme yapıyorum. Şöyle bir grafik çizdim diyelim. Şurada Q, şurada P olsun. Böyle böyle arzla talep eğrisini çizdiğimde şurası da denge fiyatı, denge miktarı olsun. Şimdi siz bunu rahatlıkla görebiliyor musunuz bu grafikleri? Bu bir ilk soru. İkinci soru ise benim sesim bu şekliyle iyi mi? Yani bir cızırtı vesaire ne bileyim boğukluk gibi bir şey var mı? Çok mu kısık, çok mu yüksek sesle konuşuyorum? Daha yüksek sesle konuşsam daha mı iyi olur? Yoksa daha düşük sesle konuşsam daha mı iyi olur? Bütün bunları test etmemiz lazım. Sizlerden feedback almayı bekliyorum. Bu videoyu izleyip bana geri dönüş yaparsanız WhatsApp gruplarında memnun kalırım. Bir de bu videonun görüntü kalitesi ile ilgili bu şekilde kalite iyi mi? Yandan gözükmesi yeterince uygun mu değil mi? Onu bir düşünelim. Bir de mikrofona ihtiyaç var mı gerçekten? Hani ses kalitesi çok kulağınızı cızırdatıyor mu, tırmalıyor mu? Onu da bir düşünelim. Şahsi fikrim elimden geldiğince kargo vesaire gibi şeylere girmeyi pek istemiyorum. Yine virüs tehlikesinden ötürü evdeki imkanlarla bir şeyler yapabilmeye çalışacağım. Evde de zaten şey olmadığı için beyaz tahta falan olmadığı için mecbur kağıt üzerinde anlatacağım. Bunda bir değişiklik olamaz da. Ama telefonu koyabileceğim bir tripod alsam mı diye düşündüm. Ancak pek sıcak bakmadım. Bu şekilde derme çatma bir halde şu anda videoyu titretmeden çekmenin yolunu buldum diyelim. Ama bu açı iyi midir, güzel midir, değil midir onları bilmiyorum. Sizin yorumunuza bakacağız. Daha da önemlisi hadi görüntü neyse diyelim. Çünkü ders notlarını size vereceğim için ders notlarında zaten burada çizilen grafiklerin vesairenin hepsi olacak. Oradan da rahatlıkla takip edebilirsiniz. Bir yandan bu videoyu açıp bir yandan ders notunu açıp neyden bahsettiğimi zaten rahatlıkla anlayabilirsiniz. Görüntünün çok da büyük bir problem çıkaracağını zannetmiyorum ama esas ses önemli. Ses çok mu kötü geliyor? Mikrofona ihtiyaç var mı? Onu düşünmemiz lazım. Bunun haricinde aslında hani görüntüyü de biraz daha güzelleştirsek iyi olur. Çünkü ileride olur da birileri veya şu sıralarda olabilir. Google'dan ya da YouTube'dan iktisatla ilgili videolar araştırırken belki bizim ders notlarından bir tanesine denk gelebilirler. Dolayısıyla onun elinde okey'den gönderilmiş bir ders notu olmayacağı için mecburen o videoda ne görürse ona göre hareket edecek sonuçta. Onun da görmesi biraz sıkıntılı olursa eğer bu çok da verimli olmamış olur. Dolayısıyla aslında görüntüyü yapabildiğimiz kadar güzel yapabilirsek iyi olur. Sizlerin yorumlarınızı bekliyorum WhatsApp gruplarından. Bir de kanala abone olursanız kanala video yüklendiği anda kendi sınıfınıza ait videonun ismini bir şekilde herhalde gruplandırma vardır diye düşünüyorum. Gruplandıraraktan o videonun
içerisine atacağım inşallah. Yani atıyorum işte A sınıfının videoları şu grupta, B sınıfının videoları bu grupta diye bir gruplandırma yapmaya çalışacağım. Siz de kolaylıkla oradan girip videonuzu, kendi dersinize ait videolarınızı tekrar tekrar görebilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Tamam. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben size gerekli bilgiyi kanalın bilgisini şimdi atacağım ya WhatsApp gruplarından. Tamam.